Evet, işimize bakacağız, piyasalara bakacağız, piyasalara göz atacağız. Zira çok kaotik bir ortam var. Bugün piyasalar ilginç bir seyir izledi. Sabah saatlerinde düşüşle açılan Borsa İstanbul, öğleden sonra özellikle banka hisselerine gelen alımlar sayesinde günü 0.31'lik bir yükselişte yukarıda kapattı. Telefon attığımızda Norsiyem Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan var. Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Önce bir şu sabahki düşüş, akşam saatlerindeki giderek artan seyir ve en sonunda bir düşüşle kapatma serüvenini öğrenmek istiyoruz. Çünkü genellikle bu yani yükselişle kapatmayacağı yönünde bir eğilim vardı ama elbette borsanın yukarıda kapatmasını isteriz ama bu inişli çıkışlı tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Evet, öncelikle Berkin Elvan'ın vefatından dolayı duyduğumuz üzüntüyü bir kere ben de dile getirmek isterim. Kederli ailesine başsağlığı dilerim bu vesileyle. Tabii burada Berkin Elvan vefatından sonra dünden bu yana süre gelen toplumsal gerilimin bir miktar piyasalarda da moral bozukluğuna neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkiyle sabah Borsa İstanbul biraz da toplumsal gerilimin daha da artabileceği beklentisiyle satıcılı bir başlangıç izledi. Sert bir düşüşle başlamış oldu. Bunun bir etkisi de tabii ki dün akşam saatlerinde dolar ve euro yönünde TL'deki hızlı değer kaybıyla beraber dolar ve euro yönündeki hızlı değerlenmeydi diyebiliriz. Sonraki süreçte gün içerisinde yine dalgalı seyir daha çok satış yönünde devam etse de piyasa öğleden sonraki seansta gelen alımlarla beraber bir miktar toparladı ve tekrar dünkü kapanış seviyelerinde yaklaşık olarak 63.250 civarında bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. Evet. Seçimler arefesinde artık seçime doğru giderken iç siyasi gerilim zaman zaman tabii tansiyon daha da yükselerek devam ediyor. Bu süreç bir müddet daha devam edecektir ve borsadaki bu dalgalı seyirin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz bu anlamda. Peki bir de yurt dışı piyasalarla ilgili birkaç cümle etmenizi isterim. Zira bütün piyasalar aşağıda, İstanbul borsası yukarıda. Yani o çelişkiyi de vurgulayarak lütfen bir analiz yapar mısınız? Tabii yurt dışı piyasalarında daha çok son dönemde Çin'in büyümesine yönelik endişelerin ön plana çıkmasıyla beraber borsalar açısından oldukça olumsuz bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında sert yükselişler sonrası bu bahane bir nevi borsaların düzeltmesine de neden oldu diyebiliriz. Burada Çin ve Ukrayna gelişmelerini piyasalar yakından takip etmeye devam etmekte ve önümüzdeki süreçte de yine piyasaların daha çok buradaki gelişmelere göre fiyatlanacağını söylemek doğru değil. Baktığımız zaman da yarın gelecek Çin Şubat sanayi üretim verisi piyasaların yine odağında olacaktır. Gerek borsalar açısından gerekse sanayi metalleri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi burada altını yine ön planda tutmakta fayda var. Çünkü son gelişmelerle beraber altın biraz daha ayrışarak yukarı yönlü trendini 1350-10 seviyesinin de üzerine taşımış oldu. Burada genel kanaat gelişmelerin de desteklemesiyle beraber altında özellikle yükselişin 1400'ün üzerine doğru devam edeceği yönünde diyebiliriz. Yine baktığımız zaman yarın gelecek ABD perakende satışlar verisi de piyasaların odağında olacaktır. Bir de önümüzdeki hafta FED toplantısı ki bence gündemin belki yani Çin kadar şu anda etkisi olmayacağını düşünüyorum. Daha çok Çin ve Ukrayna konularındaki gelişmeler piyasaları şekillendirecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ahmet Uluhan. Norsiyem piyasa analisti Ahmet Uluhan'ın görüşlerini aldık.